kurban kesim yerleri nasıl olmalıdır? Kurbanda, evet, kurbanlık hayvanı bir şekilde temin ettik, satın aldık, bir yerden aldık. Ama ikinci büyük problemimiz de kurbanımızı nerede kestireceğimiz. Bu gerçekten bütün işte Türkiye'de kurban kesen milyonlarca ailenin ortak problemi. Çünkü bir kere Türk kadının şöyle bir beklentisi var. Bayram sabahı işte camiden gelinir, kurban kese dağıtılır, telaşe bitmeli. Ve düşünün işte 10-12 milyon ailenin ortak kaygısı budur. Ve Türkiye'de bu işe hizmet verecek yaklaşık 400 tane mezbanın buna yetme imkanı, ihtimali yok. Ve o zaman da bizim kurban kesim yerleri arama zorunluluğumuz var. Kurban kesim yerleri genellikle ilin, ilçenin kapasitesine göre belediyelerin tanzim ettiği veya özel sektörün tanzim ettiği kesim yerleri söz konusu. Bunlarda aranması gereken bir takım öncelikler, bir takım kriterler var. Öncelikle eğer bir kurban kesim yeri arayacaksanız mutlaka bağlı olduğunuz ilçenin, ilin, belediyesinin kurban kesim yerlerini belirleyin. Size en yakın yere, bunlar genellikle randevulu çalışan uygulamalardır. Burayı da görüşü bir ön görüşme yapıp kurbanınız için belli bir saatiniz ayarlarsanız zamanınızı etkin kullanmış olacaksınız. Yok hayır kurbanımı ben keseceğim diyorsanız açıkçası bu asla tavsiye etme, önermediğim bir metottur. Çünkü kurbanda her yıl onlarca kişinin hastanelere kendini kestiği için haberler yansır ve bunun üzerine bir de geçen seneki yıllarda en az 3-4 kişi kan kaybından hayatını kaybetti. Yani kurban kesme ile yola çıkan insanlar kendilerini kestiler. O yüzden mutlaka bir kurban kesim yeri bakılması gerekiyor. Zaten illerde toplanan kurullar, il kurban kurulları kurban kesim yerlerini tanımlarlar. Ve belediyeler burada suyu, atık ve artıkların toplanması, çünkü mezbaha olmadığı için buralar kurbanın yan ürünleri, kanı, derisi, sakatatı, iç organların atılması için belli yerlerin dizayn edilmesi gerekiyor. O yüzden kurban kesim yerleri bu açıdan önem taşıyor. Eğer biz bütün bu engelleri aşıp kendimiz kurbanımızı keseceğiz dediğimiz zaman da kurbanla ilgili kan, işte mide bağırsak içeriğinin mutlaka derin çukurlara gömülmesi gerekiyor. Eğer biz bunları ulu orta açıkta bırakırsak hem çevre kirli açısından ciddi sıkıntılar yaratmış olacağız, hem de çevreyi kirlettiğimiz için yasal bir takım yaptırımlara maruz kalabiliriz. O yüzden kurban kesim yerlerini özellikle arıyoruz ve burada da zaten bulunması gereken özelliklerde profesyonel kesiciler olacak. Bize bu konuda yardımcı olacaklar. Artı bu mekanlarda sıcak su, soğuk su olduğu için temizlik imkanı çok rahat olacak ve etlerin, kurbanların rahatlıkla hızla kesilmesi ve çok çabuk evimize götürme şansımız olacak. Kurban kesim yerlerine profesyonel kesiciler, çocukların görmemesi için gerekli tedbirin alındığı ortamlar, kesilen hayvan öbür hayvanı görmeyeceği şekilde dizayn edilmiş, yani hem dini hükümlere uygun hem de hijyen uygun bir düzenlemeler yapılmış olacaktır. Böylece biz kurbanımızı güvenli, sağlıklı bir şekilde kesme imkanımız olacak. Ha, burada hemen bir problem daha gündeme geliyor. Bu da bu kurban kesim yerlerindeki bu kesilen hayvanların eve taşınması. Eve taşınma sırasında kullanacak poşetler, kapalı poşetler, hele de hava sıcak olduğu zaman etlerin çok çabuk bozulmasının neden olacaktır. Mutlaka ve mutlaka kurban kesildikten sonra etlerin dinlendirilmesine, yani kasın ete dönüştürülmesine bir fırsat vermemiz gerekiyor. Ancak bu defa bu koşulları yerine getirirsek sağlıklı ette, sağlıklı ürüne ulaşmış oluruz. Aksi halde bu kurban eti hem kendimiz hem dağıttığımız insanlar için ciddi sağlık problemleri doğurabilir. Kurban kesim yerlerini zaten bu konuda bizi uyaracaklardır. Bu konuda gerekli tedbirler alınmasına da biz de dikkat etmemiz gerekiyor.